Van'da yaşanan depremle birlikte binaların depreme dayanıklılığı yeniden gündeme geldi. Hangi binaların depreme daha dayanıklı olduğu tartışıla dursun, çok da bilinmeyen bir sistem var. Hafif çelik yapı sistemleri. Dünyada kullanımı çok fazla olan bu sistem, Türkiye'de ise daha yeni yeni kullanılmaya başlandı. Bu sistemin ayrıntılarını ve avantajlarını Stilaf Genel Müdürü Mustafa Bülent Aydın'la konuştuk. Öncelikle şundan başlayalım isterseniz. Hafif çelik yapılar, betonarme yapılara göre depreme karşı ne kadar dayanıklı? Betonarme yapılara göre hafif çelik konstrüksiyon yapılar bir kere yapısı gereği bizdeki bütün duvarlar hem iç duvarlar hem dış duvarlar taşıyıcı olduğu için biz bütün yükü bütün binanın tüm duvarlarına yayıyoruz. Aynı zamanda bu binanın hafif olmasına da neden oluyor ve bu sayede siz depremin etkisi etki tepki meselesidir. Siz ne kadar çok toprağa yüklerseniz yükü o kadar tepkiyi alırsınız ve oranda deprem yükü o kadar binanızı etkiler. O yüzden hafif çelik yapı sistemi betonarme ya da diğer yapı sistemine göre çok daha hafif ve çok daha esnek olduğu için çok daha fazla dayanıklıdır depreme karşı. Bu şöyle rakam verebilirsem hafif çelik yapı sistemi betonarmeye göre 10 kat daha esnek bir yapı sistemidir. Hafif çelik ahşap yapılara göre de 14 kat. Bu da bu esneklik az önce de söylediğim gibi binanın depreme karşı daha dayanıklı olmasına olanak sağlamış oluyor. Peki deprem dışında avantajları nelerdir başka hafif çelik yapıların? Ya tabii şöyle sistemi bir kere hafif çelik yapı sistemi bir sanayi tesisinde üretilen bir yapı sistemi. O yüzden de birçok o anlamda diğer yapı sisteminde farklılaşıyor. Çünkü yerinde ya da şantiyede bir üretim yoktur. Fabrikada mühendis ve teknik bir ekibin koordinasyonunda yapılıyor. Üretim onda yapılıyor. Sadece şantiyede bunların bir araya gelmesi söz konusu. O açıdan bir kere burada da bir ciddi bir fark vardır. Yani siz ürettiğiniz bu işlemin taşıyıcısı fabrikada üretiliyor, yerine getiriliyor. Bu bir kontrolden geçerek şantiye geliyor. Şantiyede de yine çok basit bir montaj tekniğiyle civata ve vidalarla çok rahat bir şekilde, çok hızlı bir şekilde monte ediliyor. Yani hem üretim tekniği anlamında diğer yapı sistemlerinden farklılaşır, hem işlemin sırası ve işlem adeti olarak daha farklılaşır. Siz örneğin diğer yapı sistemlerinde iskeleti oluştururken 3-4 madde farklı malzemeyi bir araya getirirsiniz ve o kadar da işçiliği bir araya getirirsiniz. Bütün bunların hepsini denetlemesi gerekir. Siz bunları doğru deneteceksiniz, doğru organize edeceksiniz ve o bina doğru bir şekilde iskelete çıkacak. Hafif çelikte ise bu tek bir malzemedir ve hafif çelik yapı çeliğinden oluşur. Bunun hani kontrolü daha kolaydır, işlemesi de daha kolaydır. Aynı zamanda montajı da daha kolaydır. O açıdan da bu da bir ciddi bir avantajıdır hafif çeliği. Ülkemiz için çok fazla bir tercih henüz oluşmadı ama biz ilk binayı, hafif çelik binayı 2000 yılında deprem sonrasında TÜYAP'ta fuar alanına kurduk ve o günden bugüne çok ciddi bir gelişme var. En azından şu var artık, biz alternatif bir yapı sistemi olduğumuzu ortaya koyabiliyoruz. Bu bir o zamanla bu döneme geçişte çok önemli bir yol kat ettik. Ama yaygınlaşma anlamında hiçbir zaman bir Avrupa kadar, bir Amerika kadar olamadı. Türkiye'de yüzdelerde değiliz. Henüz binlerde ifade edebileceğimiz rakamlarda, müstakil yapılarda ya da işte konutlarda, sosyal tesislerde. Yeni yeni bu yaklaşık 2 yıldır bu işte okullar ve daha çok işte sosyal amaçlı binalarda biraz daha fazlalaşmaya, biraz daha kullanılmaya başlandı. Konut için biraz yolumuz var. İnsanların tercih etmesi için bunların avantajlarını yaşayarak da görerek de birileri birbirine anlatacak ve bu daha çok yayılacaktır. Deprem sonrası ne yazık ki insanların hani deprem öldürmez, bina öldürür sözcükleri çok yaygınlaşınca o zaman alternatifleri hemen arama, hemen talep etme durumu doğuyor. O açıdan gündeme daha çok geliyor bir hafif çelik yapı sistemleri. Aslında her zaman gündemde olan var. Her zaman insanlar, bakın bina almaya gidiyorsunuz. Hiç kimse o binanın zemin etüdünü sormuyor. O binayı nasıl inşa ettiği diye sormuyor. O binayı inşa eden adamın ya da kişilerin kim olduğunu sorgulamıyor. Bu binanın metrekaresi kaç? Kaç? Ne kadar havuz var? Nasıl? Hani sorduğu şeyler aslında her zaman her yerde ve daha sonra da yapabileceği, katabileceği şeyler ama
iskeleti değiştiremiyorsunuz. O binanın karkasını değiştiremiyorsunuz. Bundan eğer sorulursa önceden bizim işimiz daha kolay ve çok daha hızlı yapabileceğiz. Bu çok daha hızlı yaygınlaşacak. Peki kullanım oranı nedir şu anda hem Türkiye'de hem de yurt dışında? Bu İngiltere, İskandinav ülkelerinde %40, %50 oranında kullanımı var hafif çeliğin. Tabii biz bir de bu arada şöyle söyleyeyim, hani her bina hafif çelikte yapılamıyor. Biz 4 katlı, maksimum 4 katlı yapıları hafif çelik yapabiliyoruz. Bu bahsettiğim yapıların İskandinav, İngiltere ülkelerinde, Avrupa ülkelerinde %40-50 civarında, Amerika'da %50 civarında bir kullanımı vardır. Zaten orada hemen hemen birçok yapı hafif çelikle inşa edilir. Onlar da çok bu konuya aşinadırlar. Yani hatta hani siz yurt dışındaki dekorasyon ya da birkaç projeyi izlediğiniz zaman hepsi bu anlamdaki yapıların tadilatlarını gösterir. O yüzden inanılmaz yaygın bir sistemdir. Türkiye'de de yeni Türkiye'de, yurt dışında yaşamış, Türkiye'ye dönen bizim müşterilerimiz var. Onların da ilk talebi hafif çelik oluyor. Orada mesela hiç başka bir sistemi sorgulamıyorlar. Çünkü yaşamışlar, artılarını biliyorlar. Konfor şartlarını biliyorlar. Japonya bu konuda artık hani en iyi noktada. Çünkü orada tsunami'den sonra insanlar evlerinize gidin telkininde bulunuyorlar. Biz de evlerinizden çıkın ta ki teknik ekip gelip bu evde kalabilirsin denildiği zaman evimize gidiyoruz. İnşallah biz de Japonya gibi olabiliriz. Olmamız için de hafif çelik, yapısal çelik binaları çok daha fazla yapmamız lazım. Bizim ülkemizin her yeri deprem bölgesi. Bu kadar deprem kuşağında yaşıyoruz. Bu kadar depremle iç içeyiz. Ama sadece depremden depreme bunu hissediyoruz. Bir 10-15 gün, belki bir ay hissediyoruz. Sonra yine dönüp yine sadece sorguladığımız şeyler, işte konfor şartlarını içeren şeyler. Burada başka bir yanılgı daha var. Siz hafif çelikle yaptığınız bir binada yaşadığınız zaman asıl konforu orada hissediyorsunuz. Yani biz sadece binanın iskeletindeki sağlamlıktan bahsetmiyorum. İçinde yaşarken hissettiğiniz konfor da oldukça sağlam. Yani siz içeride bir bina yapalım, bir işte müstakil bir 300 metrekare bir villa ya da 400 metrekare villayı konuşalım. Onu normal klasik yapı sistemiyle ısıtmak istediğiniz zaman kış koşullarında belki 800 bin milyar lira fatura verirsiniz. 1000 TL bir doğalgaz faturası verirsiniz. Hafif çelik yapılarda bu 150-200 liraya bulmaz bir ayda. Bu da zaten aslında bu artı bir avantajını çok rahat ortaya koyar. Direkt de gösteren bir uygulama, bir durumdur. Bu binayı inşa ederken bizde az en başta söylediğim gibi iç dış duvarlar tümü taşıyıcı olduğu için bizde kolon çıkıntısı diye bir şey yoktur ya da kiriş çıkıntısı diye bir şey yoktur. Bütün ev çok rahat, tüm noktaları çok rahat kullanabilir. Bu da şöyle bir şey söyleyeyim. Biz işte birkaç projede diğer yapı sistemini bizim hafif çeliğe çevirdiğimiz zaman yaklaşık 100 metrekare bir konutta, 2+1 konutta 6 metre kadar bir tasarruf sağlıyoruz. Yani aynı 100 metrekarede 6 metrekare daha fazla kullanım alanı sağlayabiliyoruz. Bu da aslında bizim binalarımızın 100 metre değil de 106 metrekare bir binaya kullanım alanını sağlıyor. Bu da tamamen o işte her duvarın taşıyıcı olması, kolon kiriş çıkıntısı olmaması, mobilyaları çok rahat her yere koyabiliyorsunuz. Bu da başka bir anlamda bir artı avantaj sağlayan bir noktası. Hafif çeliğin. Peki mevcut yapıları güçlendirme şeklinde kullanılıyor mu bu sistem? Ya, hafif çelik sistem bir güçlendirme elemanı değil. Çünkü adı üstünde hafif çelik olduğu için yapının sisteminin kurgusu zaten binanın yani depreme karşı etki tepki prensibinden dolayı bunu azaltmak için